Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, görevine başlarken kendisine güven mektubunu sunan Kanbay'a bir ziyaret borcu olduğunu belirtti ve ziyaretin bugüne nasip olduğunu ifade etti. Sayın Büyükelçi, güven mektubunu sunduktan sonra bir ziyaret borcum vardı kendisine zaten. Bu bugüne nasip oldu. Yarın da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlarına da bir ziyaretim olacak. Bundan önce meclise ve hükümete de ziyaretlerimi yapmıştım. Benim hedefim ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlara vakit buldukça uğramak, onlarla istişare içinde olmak, ne yaptıklarına bir bakmak. Görüş alışverişinde bulunmak olacak. Vakit buldukça kendimi o binanın dışına çıkarmaya çalışacağım. Tabii Türkiye Cumhuriyeti ile bizim çok yakın ilişkilerimiz var. O nedenle zaten Sayın Elçimizle sık sık bir araya gelebiliyoruz ama hep benim mekanda oluyor bu daha ziyade. Bugün kendisine bu ziyaretle Lefkoşa'ya atandıktan sonra bilmiyorum 3 ay falan oldu mu şimdi aşağı yukarı. Hem buradaki bir arada olacağımız dönem içerisinde iyi uyum içinde bir diyalogumuzun olacağından emin olarak bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni burada temsil eden kendileridir. Biz de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı görevine halkımızca layık görülmüş bir makamın sahibi olarak bu diyalogumuz en verimli şekilde devam edecek. Bu ziyaret bir nezaket ziyareti çerçevesinde yapılıyor ama elbette görüş alışverişinde bulunacağımız konular da kuşkusuz olacaktır. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay da yürütmekte olduğu zorlu müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Akıncı'ya başarılar dileyerek inşallah güzel bir sonuca ulaşılacak dedi ve bu konuda Türkiye'nin tüm desteğinin Akıncı'nın yanında olduğunu belirtti. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Lefkoşa'daki Büyükelçi evine şereflendirdiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sizinle bir arada olmak her zaman bizim için bir gurur ve mutluluk vesilesi, onu ifade etmem lazım. Size bu vesileyle de herkesin önünde de bu yürütmekte olduğunuz zorlu müzakere sürecinde Yüce Allah'tan kuvvet ve başarı diliyorum. İnşallah güzel bir sonuca ulaşılacak. Bu konuda da Türkiye'nin tüm desteğinin yanınızda olduğunu biliyorsunuz zaten. Tekrar burayı şereflendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz.